açısından iki taraflı kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Dolayısıyla bu düzenlemelerin birbirleriyle uyum içerisinde olması sektör için çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bildiğiniz üzere söz konusu bu faaliyetlere uyum amacıyla çok ciddi projeler yürütülmekte. Ciddi uyum faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ve ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla her iki kurumun bu anlamda birbiriyle uyum içinde çalışması bizler için büyük önem taşımaktadır. Çok hızlı bir şekilde aslında kanunun 51. maddesinden şu şekilde bahsedebilirim. Aslında kanunun 51. maddesi dediğim gibi çerçeve düzenlemeler içermekte. Öncelikle ilkelere baktığımızda ilkelerin aslında kanunla paralel şekilde düzenlendiğini, kişisel verilerin koruması kanunla paralel şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Nitekim temel ilkemiz olan kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve güncel olma, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olma ve yine bu amaçlarla sınırlı amaça uygun süre kapsamında muhafaza edilen ilkelerinin 5809 sayılı kanunda da benimsendiğini görüyoruz. Bunun dışında tabii bu sektörün işleyişine özel bir takım özel veri kategorileri var. Mesela trafik verileri, mesela konum verileri. Bunlara özel bir takım düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz bu 51. maddede. Trafik verisinin gizliliğinin önemsendiğini, trafik ve konum verisinin örneğin kişilerin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağının düzenlendiğini görüyoruz. Yine kanunla paralel şekilde açık rıza ve bilgilendirme ilişkin hükümlere yer verildiğini, saklama sürelerinden bahsedildiğini ve gene sektörün dinamiğine uygun olarak tahsilat riskinin ve kötü niyetli kullanımların engellenmesi amacıyla bazı verilerin işte ödeme bilgisi ve fatura bilgisi gibi bazı verilerin işletmeciler arasında paylaşılmasına imkan tanındığına dair özel bir takım düzenlemelerin bu 51. maddede düzenlendiğini görüyoruz.